Herkese merhabalar, ben Onur. Bugün sizlerle Orta Doğu'da çok fazla yaygın olan, yani uzun süreden beri kullanılan, bizim son zamanlarda bizim de mutfağımıza girmiş olan, ayrıca son zamanlarda dediğim gibi yine İngiltere'de mutfağında da çok fazla yaygınlaşmaya başlayan falafel, yani nohut köftesi yapacağız. Bu yemeği yapması çok basit, yalnız bu kadar basit olan bir yemeğin de bu kadar lezzetli olması da gerçekten şaşırtıcı. Şimdi bu yemeği yapması çok basit, fakat ben size bugün birkaç tane falafel köftelerini nasıl sunum yapacağınız hakkında birkaç tane fikir göstereceğim. Şimdi ilk başta köftelerimizi yapalım. Ondan sonra da farklı sunumları hep birlikte teker teker göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben zaten nohutlarımı önceden bir geceden önce ıslatmıştım. Şimdi bunlar gayet güzel bir şekilde şişmişler, yani baktım zaten. Şimdi bunların yarısını köfte yapmak için kullanacağız. Dediğim gibi malzemeleri aşağıda yazacağım zaten. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu şu şekilde, ben burada küçük el rondomu bunları koyuyorum. Yarısından biraz daha fazlası gitti. Hemen arkasında gördüğünüz gibi dereot var. Bunları biraz daha doğrayıp üstüne atacağım. Maydanoz var. Bir adet, yani yarım limon sıkacağım üstüne. İçine atacağım. Ve şu şekilde, yani çok bir soğan fazla geleceği için ben şu şekilde yayvan soğanlardan tercih ettim. Bunun bir tanesinin tamamını atacağım içine. Şu şekilde rondomuza biraz yardım etmek için bu yayvan soğanı ortadan dörde böleceğim ben arkadaşlar. Şöyle çeyrekler şeklinde. Hatta biraz daha bile fazla gitti. Ya da ortadan da bölelim şöyle. Çünkü nohutlar iyice yumuşadığı için zaten hani onlar hep birlikte aynı anda çok güzel bir kıvama gelmiş olacaklar. Dereotlarımız da hemen şöyle, ben bunları zaten yıkamıştım. Çok fazla küçültmenize gerek yok. Zaten içinde hepsi küçülecekler. Şu şekilde, aynen bu şekilde atıyoruz. Hemen aynı şekilde maydanozlarımızı da şu şekilde, böyle yani büyük bir şekilde hepsinin içine dolduruyoruz bunların. Şimdi arkadaşlar, robotun içine bu şekilde bırakırsanız çok katı bir kıvam alıyor. Sonradan limonu koyanlar var. Ben limonu şimdiden koymayı tercih ediyorum. Yani çok az bir limon suyu sıkacağım üstüne. Şöyle. Yani yarımın bile tamamı değil ama hafif bir şey versin diye, şu şekilde girmesin. Şöyle limonu sıkıyorum. Yine de girdi içine. Onu almam lazım. Tuzunu, karabiberini koyacağım. Bir tutam tuz, bir tutam karabiber. Ben bunu iki kişilik yapacağım bu yemeği. Siz eğer daha fazla yapmak istiyorsanız tabii ki de malzemeleri içinden arttırmanız gerekiyor. Vallahi olay bu kadar. Sadece hemen şimdi kapağını kapatıp macun kıvamına gelene kadar karıştıracağım ben bunları. Hemen macun kıvamına gelmiyor arkadaşlar. Eğer macun kıvamına gelmediyse kaşıkla şöyle biraz daha karıştırıp o parçalanmamış nohutları alıp macun kıvamına gelene kadar karıştırmanız gerekiyor. Vallahi kapağını tekrar açtım çünkü en önemli malzemeyi unutmuşum. Nedir? Yarım tatlı kaşığı un koymamız gerekiyor arkadaşlar ki bunlar birbirine böyle güzel bir şekilde kaynaşsınlar, içinde buluşsunlar diye. Yani siz de hiç hatırlatmıyorsunuz. Ya da ekrana bağırmışsınızdır belki de un koymadın içine falan filan diye. Neyse, şimdi hazır dediğim gibi ve ben bunları mis gibi, şimdi gördüğünüz gibi hepsini çeviriyorum. Bakın, aradığımız kıvam tam bu. Yani içinde hafif parçacıkları kalabilir, onlar problem değil. Zaten birazdan bunları köfte haline getireceğiz. Hamur gibi yoğuracağız. Şimdi yoğurma işlemine geçelim. Evet, gördüğünüz gibi tam bunlar benim istediğim kıvama geldi. Dediğim gibi macun kıvamına, bakın birbirine felaket derecede yapışıyor. İçinde birkaç tane böyle hafif yarım nohut kalmış. Onlar için önemli değil. Zaten biraz sonra dediğim gibi yoğurarak köfte haline getireceğimiz için onlar da arada öyle zaten pişecekler. Şimdi bunu buzdolabında 10 dakika bekletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Biz bu beklerken diğer malzemelerimize geçelim. Şimdi ben robotumu yıkadım. Tekrar ne yapıyoruz bu sefer? Bu ayırdığımız geri kalan nohutları tekrar dolduruyorum robota. Çünkü bu sefer de humus yapacağım. Birazdan bunun ne yapacağımızı söyleyeceğim. Çok beğeneceğinize inanıyorum ben. Çünkü gerçekten de yani bu falafel aslında normalde yanına biraz böyle bir yoğurt soslu falan yapılarak yeniyor. Bunun içine böyle pide gibi bir ekmekleri var bunların. Onun için salatayla falan koyup yiyorlar. Gerçekten öyle güzel oluyor. Fakat dediğim gibi son zamanlarda o kadar çok kullanım alanı genişti ki çok farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Özellikle bu veganizm gelişmesiyle falan birlikte çok farklı yerlerde kullanabiliyorsunuz. Bugün bunlardan 3 tanesini yapacağız. Vallahi humus yapmakta hiçbir şey yok. Nedir? Geri kalan yani yarısından az, daha doğrusu biraz %75'ini kullandım diyebilirim öbür köfteler için. %25'in zaten çok az humusa ihtiyacımız var. %25 humus, yani şu kadar. Yine bunu da alta malzemelerine bırakacağım. 2 kaşık yoğurt koyacağım arkadaşlar buna.
Çok daha fazla koymanıza gerek yok çünkü daha fazlasına ihtiyaç yok çünkü zaten çok az bir humusa ihtiyacım var. Şöyle bir kaşık kadar tahin koyacağım. Tahin yine limon. Tabii ki tat vermesi için tuzunu da karabiberini de ekliyoruz. Yine bir tutama eşkıyacak şekilde koyacağım bunları. Aynen bunları yine kapatıp zaten bu çok daha basit olacak. Hem içinde az olduğu için hem de tahin ve yoğurt girdiği için sulu bir şekilde hemen çevireceğiz bunları. Evet arkadaşlar humusum gerçekten de mükemmel bir şekilde oldu. Üzerine çok az bir zeytinyağı döküyorum. Şimdi bunları biraz karıştıracağım. Şu şekilde. Ve bunun işi bitti. Burası hazır. Şimdi köftelerimiz de dinlendi. Onları kızartma aşamasına geçiyoruz. Çok az bir zeytinyağı koyuyorum tavaya. Isınana kadar bekleyip köfteleri koyacağız. Arkadaşlar yağ ısındı. Çok fazla yani açmadım zaten altını. Orta ateşe diyebilirim. Çünkü bu çok kolay pişen bir köfte. Bakın şimdi iki kaşık yardımıyla ben bunu genelde yani en kolay yapma yönü bu şekilde olduğunu fark ettim. Şöyle iki kaşıkla şekil verdikten sonra şöyle bırakıyoruz. Hafif de bastırıyoruz. Bunların böyle bir disk şeklinde olması gerekiyor. Şöyle bir tane daha göstereyim. Şöyle iki kaşık kaşığı. Çok fazla doldurmanıza gerek yok. Şu şekilde iki kaşık arasında şekil verdikten sonra şöyle disk şeklinde aynen bırakıp üstünden de hafif biraz bastırıyoruz. Zaten çok fazla yani dediğim gibi çok kolay pişiyor. Şimdi ben bunların devamını da yapayım, devam edelim. Bakın benim yaptığım tariften 3, 6, 9, 12 tane çıktı. Şimdi bunları alt taraflarını kızarana kadar hiç ellemiyoruz. Çünkü un koyduğumuz halde dağılma ihtimalleri çok yüksek. Çevirirken de yine 2 kaşık yardımıyla alt üst yapacağız sadece. Etraflarının kızarması yeterli ki beraber böyle toparlasınlar kendilerini. Şimdi çevirme işlemine geliyoruz. Dediğim gibi 2 kaşık yardımıyla zaten alt tarafı toparlandı gördüğünüz gibi. Şu şekilde attığınız zaman yine şöyle hafif bastıralım. İnce olması çok önemli. Bir de ağır ateş yapmanız çok önemli. Yoksa dışarıları yani pişer. İçi çiğ kalır. Bir de ben bunu böyle şeyde fritözde yapanları falan filan gördüm. Yani o kadar kıtır oluyor ki dışı pek öyle beğenmiyorum. Ben yani içleri çiğ kalmış oluyor. Şu şekilde hemen gördüğünüz gibi zaten üstleri pişti. Şimdi etrafı da diğerleri de pişecek. Bakın hiç yağ olmamasına rağmen nar gibi kızardılar. Ve kendilerini bayağı bir toparladılar. İnanılmaz sağlık. Yani sadece birazcık bir zeytinyağı döktük. Onu emdiler zaten ve onunla üstleri kızardı. İnanılmaz da sağlıklı olacak. Şu arkadaş biraz dağıldı ama artık o kadar olur. Ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben köftelerin pişmesini beklerken hemen şöyle yoğurtlu bir sos yapacağım. Nedir? Olay çok basit. 2-3 kaşık yoğurt koyuyorsunuz istediğiniz kadar. Ve yanına da bu nane yapraklarını çok küçük bir şekilde doğrayıp içine atıp yoğurtla karıştıracağız. Naneli bir yoğurt elde edeceğiz. İyice küçük olmasına dikkat edelim ki nanelerin tadı yoğurda geçsin. Şimdi burada biraz sonra kullanacağım, nerede kullanacağımı göstereceğim. Ve gerçekten de inanılmaz yakışıyor. Bu benim kombinasyonum diyebilirim. Çünkü ben bunu normalde restoranda gittiğim zaman başka kombinasyonlarda denemiştim. Fakat bu şekilde çok yakıştırdım ben bunu falafele de. Bakın olay budur yani. Naneli bir yoğurt elde ettik. Şu anda bu mis gibi kokuyor zaten. Bu arada ben de bir tane domatesi bu şekilde ince, çok ince şekilde doğradım. Yanında da 3-4 tane marulum var. Bunlarla biraz sonra göstereceğim. Humusum zaten olmuştu gördüğünüz gibi. Ve son olarak da ne yapmıştık? Yoğurdu yapmıştık. Bunların hepsi şimdi artık yemeğimiz tekrar gelmeye başladı. Köftelerimiz de zaten pişti. Şimdi sunumlara başlayacağız. Evet arkadaşlar sunum 1. Ne yapıyoruz? Lavaşımızı güzel bir şekilde alıyoruz. Üstünü kuru olmasın diye humusla kaplıyoruz. Şu şekilde böyle bu humusu yayıyoruz buraya. Zaten hatırlarsınız içine biraz zeytinyağı da koymuştum. Şimdi köftelerimizden 2-3 tanesini alalım. Şu şekilde ve üst üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz bu tarafa arkadaşlar. Alt tarafa yerleştiriyoruz. Üzerine şu şekilde bir adet marulumuzu elle yırtarak yani hem vitaminini kaybetmeden
şu şekilde koyuyoruz. Bu hem bir kıtırtı veriyor, yani biraz böyle bir güzel oluyor içinde. Hem de dolayısıyla tat veriyor. Kırmızı soğan. Şöyle ince ince doğradığımız kırmızı soğanlardan dolduruyoruz. Birkaç tane de domates koyacağım arkadaşlar ben bunun içine. Yani şunun içinde gerçekten sağlıksız olan tek şey herhalde lavaş ekmeği. Bir de rengarenk bir şey olacak zaten. Zaten dürümü kapatmasını herkes bilir. Ben hep bu şekilde yapıyorum. Yanlarından şu şekilde biraz dağıtalım. Çok fazla doldurduk içini. Yanlarından kapatıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde altından kapatıyoruz. Bunlar da kaçmasın diye üstten bastırarak çeviriyoruz arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Dağılma mağılma olmasın diye. Şöyle bastıra 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 çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi her tarafı kapalı mükemmel bir durum elde ettik. Şimdi bunu oradan ikiye keseceğim. Böylece içine de bakabilelim. Gördüğünüz gibi bir renk cümbüşü. Yani o kadar güzel bir tadı var ki şimdi bunun, yani kokusu bile geldi ağzıma. Daha doğrusu burnuma. Sunumumuzun birincisi bu şekildeydi arkadaşlar. Sunum 1. Evet arkadaşlar, ikinci sunuma geçiyoruz. Yine lavaşımızı alıyoruz. İlk aşamada yine aynı şekilde humusumuzu yayıyoruz. Vallahi aslında bu humusu biraz daha çevirebilirdim. Hafif içinde bazen böyle biraz kalıntı nohutları kalmış. Fakat zaten nohutlar hani şiştiği için ve pişmiş olduğu için yani hiç önemli değil. Çünkü inanılmaz güzel oluyor. Şimdi bu aşamaya kadar aynı. Yine içine 3 tane köftelerden dolduracağım. Yine üstüne soğan koyacağız. Şimdi marul kısmını atlıyoruz. 2 tane domates koyuyoruz. Şimdi üstüne de değişik farklı olarak kırmızı cheddar peyniri koyacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Çok bunları bayağı bir ince rendeledim. Hemen böyle öbür malzemeler iç içe geçsinler diye. Şu şekilde. Şunları da şöyle hafif rendelersek. Ve aynı şekilde yine bunu da sarıyoruz. Şöyle alttan yaparak, kenarlarından kıvırarak. Ön tarafından kesinlikle bastırmanız gerekiyor arkadaşlar bunu yaparken. Yoksa dağılır, parçalanır. Şöyle hafif bastırarak yapıyoruz. Şimdi bunu grill'e koyacağım. Sunumuna geçiyoruz. Bakın grill'in altına koydum ben bunu. Güzel bir şekilde kızardı üstü. Şimdi şu şekilde size içini de göstermek istiyorum. Ama ben bunu şu şekilde kesmek istiyorum. Daha rahat olacak galiba. Bu da tabii ki marul koymadık bunun içine. Bu da çünkü sıcak versiyonu. Şöyle elim yanmazsa içini göstermek istiyorum. Bakın. Yine bu da ayrı farklı bir şekilde renk cümbüşü. İçindeki o çedar peynirleri eridi. Ve harika bir durum haline geldi. Yani inanılmaz gözüküyor diyebilirim. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama. Ama güzel değil mi yani, bakın. Geldik son sunumumuza. Evet, hemen ne yapıyoruz? Bu geri kalan marullarımızı şöyle suyularını hafif sirkeledikten sonra yine yırtarak, kesme kesinlikle yapmıyoruz. Yırtarak marul tabağını en altına yerleştiriyoruz. Şöyle aralara büyük parçalar gelebilir, hiç önemli değil. Geri kalan soğanlarımızı salataya ekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Yani renk cümbüşü olacak bu yemeğin zaten her türlüsü. Yani 3 sunumu da inanılmaz derecede renk cümbüşü oluyor. Şu şekilde domatesleri de koyuyorum. En üstüne de köftelerimizi bir şekilde güzel bir şekilde diziyoruz.
Hepsini koyalım bence. Şunu da şöyle ayrı sıkıştırırsak. Bakın harika bir görünüm oldu. Üzerine çok az bir zeytinyağı gezdireceğim. Ben zeytinyağını inanılmaz derecede kullanıyorum mutfakta. Zaten fark edenleriniz etmiştir. En üstüne de ne koyuyoruz? Tabii ki de yaptığımız yoğurtlu naneden koyuyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu naneli yoğurttan koyuyoruz. Yani gördüğünüz gibi falafeli, bu nohut köftesini istediğiniz gibi, yani yaratıcılığınızı kullanarak istediğiniz şekillerde kullanabilirsiniz. Bu inanılmaz sağlıklı bir öğle yemeği olabilir. Şu anda bunun içinde ekmek de yok zaten. Gördüğünüz gibi bütün sağlıklı malzemeler var. Çok az da bir tuz eklerseniz, ben eklemeyi tercih etmiyorum. Çünkü köftenin içine tuz koymuştuk zaten. Yani gördüğünüz gibi inanılmaz bir salata tabağı. Neyse, ben daha fazla beklemeyeceğim arkadaşlar. Hemen tadım aşamasına başlayalım lütfen artık. Başta bu soğuk dürüm sunumundan başlamak istiyorum. Tekrar göstereyim şöyle size. İçi şu şekildeydi. Hadi bakalım. Yani zaten çok fazla anlatmaya gerek yok herhalde. İçinde bütün malzemeleri, sevdiğim malzemeleri doldurdum ben. Siz başka şeyler tercih ediyorsanız, mesela kırmızı soğan yerine beyaz soğan tercih ediyorsanız, tabii ki de o şekilde yapabilirsiniz. Yalnız şaka maka söylemiyorum, yani şunun içine bakar mısınız? Bu inanılmaz güzel bir tadı var. Soğuk versiyonu çok güzel. Şimdi peynirli aynı versiyonun sıcak versiyonuna bakalım. O nasıl olmuş? Peynirler harika erimiş içinde. Of, bu da çok güzel ya. Karar veremiyorum yani. Ben bunların ikisini de gömerim direkt. Şöyle tekrar göstereyim bunun içini. Harika yani. Bir tane daha süreceğim. Salatamı tekrar şöyle göstereyim. Bir güzelliğini bir daha bir görün. Şimdi salatayı yerken şöyle hem köftesinden hem soğanından hem de domatesinden bir de sosuna da şöyle bandırayım. Onu da bir tadına bakalım. Of, bu çok iyi. Çok iyi. Yani salata benim favorim açıkçası. Gördüğünüz gibi 5 dakika süre yapması. Yani bunu bir tapura mapura koyup iş yerine götürebilirsiniz. Ya da evde sağlıklı bir öğle yemeği yemek istiyorsanız da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gerçekten çok iyi yani. Görüntüsü kadar güzel. Valla arkadaşlar, bugünlük benden bu kadardı. Size güzel tatlar sunmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir de videoda şeyi fark ettim. Camı açık unutmuşum. Dışarıdan gelen bütün fuhuş fuhuş arabalar geçiliyor. İnşallah onlar çok fazla çıkmamıştır ses olarak. Artık çıktıysa da yapacak bir şey yok. Benim karnım çok aç şu anda. O dürümlerden bir yarısını yiyeceğim. Bir de salatayı da bitirmeyi düşünüyorum onun üstüne. Artık diğerlerini de akşam yemeği olarak yerim. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve de yorum bırakmayı da unutmayın her zamanki gibi. Şimdiden hepinizi çok fazla selamlıyorum ve öpüyorum her zamanki gibi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.